Şimdi yapılan değişiklikle deniyor ki başkan aynı zamanda partinin genel başkanı da olacak. Şöyle düşünün. Salı konuşmalarını 3 aşağı 5 yukarı hepiniz biliyorsunuz. Salı konuşmaları olacak. Sayın Bahçeli konuşacak, ben konuşacağım, HDP konuşacak. Adalet ve Kalkınma Partisi adına da Cumhurbaşkanı konuşacak. Bir de Sayın Başkan anayasaya göre tarafsızlık yemini edecek. Olmaz. Bir partinin genel başkanı, aynı zamanda başkan, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini tayin etsin mi etmesin mi? Bir partinin genel başkanı hakim tayin edecekse ve bunu olağan karşılıyorsak evet diyeceğiz. Ya olmaz böyle saçma şey. Siyasi partiler bir partinin genel başkanı hakim tayin eder mi? Bu olursa o adalete güven olur mu? Diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız. Bu kadar basit. Cumhurbaşkanının kaç yardımcısı olacak? Bilen var mı? Yok. Çünkü sayı yok. Takdir tamamen başkana ait. Kaç bakan olacak? Yeni modelde. Kimse bilmiyor. İster 100, ister 50, isterse hiç bakan yapmayabilir. Bu çıkarsa, kabul görürse, kaç kanun değişecek? Bilen var mı? En az 2020 kanun. En az 2020 kanun. Kim çıkaracak bunları? Bir kişi. Sayın Başkan kanun çıkarma yetkisine sahip olacak, kararnameyle. Eğer bir kişi hem hakim olacak, hakim tayin edecek, hem savcı olacak, hem başkan olacak, hem devleti yönetecek, hem de meclisin yerine geçecekse, o zaman ilk üç maddenin yani demokrasinin bir anlamı yok, kalmamış oluyor. Demokrasi askıya alınmış oluyor. Önümüzdeki tablo budur. Şimdi biz bütün yetkiyi bir kişiye veriyoruz. Tehlike nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Tehlike şudur. Bir kişiyi herhangi bir organ ikna ettiği zaman devleti ele geçiriyor. En geç 24 saat içinde. En geç. Neden? Bir resmi gazetede yayınlanacak bir kararname ile devletin bütün müsteşarlarını, bütün genel müdürlerini, bütün valilerini, bütün komutanlarını bir kararname ile değiştirebilirsiniz. Ve devleti ele geçirebilirsiniz. Öyle 30 yıl, 40 yıl uğraşalım da devleti ele geçirelim yok. Bir kararname ile hepsini ele geçirebilirsiniz. Sizin şu anda can ve mal güvenliğiniz var mı Allah aşkına? Sizin bir kararname ile işiniz var. Bir kararnameyle sizin mal varlığınıza el konabilir, banka hesaplarına el konabilir, içeri atılabilirsiniz. Bir kararnameyle. Bu olağanüstü dönemde oluyor. Şimdi bu sürekli hale getirilecek. Başkanın bir kararnamesiyle her şey hale olacak. Olmaz. Doğru değil. Ha efendim bu olsun diyorsanız evet oy kullanacaksınız. Ya böyle bir şey olmaz. Haksızlık olur diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız. Tercih yine size ait. Söylüyorum. Tercihi ne olursa olsun her vatandaşın sandığa gitmesi lazım. Bu işin vebali büyüktür. Bakın altını çiziyorum. Bir arkadaşımız bu deyimi kullan. Bu işin vebali büyüktür. Ya çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız ya çocuklarımıza demokrasi olmayan bir Türkiye bırakacağız. Ya hep birlikte hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlar barış içinde yaşayacağız ya da bu toplum ikiye üçe bölünmüş olacak. Benim sorumluluğum var ama benim sorumluluğum kadar sizin de sorumluluğunuz var. Sandığa gideceksiniz. Ben size anlatıyorum. Siz de anlatacaksınız. Siz de söyleyeceksiniz. Bu gidişin gidiş olmadığını sizin anlatmanız lazım. Siz de söyleyeceksiniz. Ülke sadece benim ülkem değil ki. Memleket sadece memleketim değil ki. Hepimizin memleketi. Sorun bir siyasi parti sorunu değil ki. Sorun memleket sorunu. Çözeceksek beraber çözeceğiz. Bu işin sağa solu da yok. Bu işin sağa solu yok. Ortası da yok bu işin. Bu iş demokrasiden yana mısın, otoriter tek adamdan yana mısın? Olay budur arkadaşlar. Demokrasiden yanaysan hayır, otoriten tek adamdan yanayım diyorsan evet oyunu kullanacaksın. Bu kadar basit. Hepimizin bunun üzerine düşünmesi lazım.